Merhaba arkadaşlar. Sağ olsun gelinin zahter yağı yapmış, göndermiş. Şimdi bunun yapış, yapılışını tarifini vereceğim sizlere. Aynı kantaron kekik yağı gibi biz böyle yaparız. Önce kavanozun içine yerleştiririz. Ondan sonra üzerine saf zeytin zeytinyağımızdan dökeriz ve salataya her şeye kullanırız. Şimdi kantaron yağı da yaparız. Onu da e, salatalara, mide ağrısına, romatizmalara, yanıklara vesaire hep kullanırız. Kekik yağı da yapıyoruz aynı. Kekik yağını da e, salatalarda, zeytinlerin üzerinde çok güzel lezzet olur o yağı döktüğümüz zaman Şimdi arkadaşlar bunun yapılmışı eğer mi kantaron yağını mide için iç hastalıkları için yapıyorsak güneşte hiç kesinlikle güneşte bekletmeyeceğiz onu gölgede gölgeye bırakacağız gölgede olacak o ağzına önce bez bağlayacağız birkaç gün veya 20 gün veya da birkaç gün ondan sonra kapağını kapatıp sürekli gölgede muhafaza edeceğiz. Ama romatizmada ve yanıklarda ve dış deri hastalıklarında kullanacaksak onu güneşte bekleteceğiz. O da gölgede değil. Yani püf noktası kesinlikle söylüyorum. Mide için, yenecek için olacak olan şeyleri Kesinlikle kesinlikle güneş ışığında bırakmayacağız. Evet arkadaşlar gölgede olacak. Ama romatizma için, deri hastalıkları için kullanacaksak onu güneşte bekleteceğiz. Evet bilgileri olan varsa yorum yapsınlar veya bilgilerini paylaşsınlar. Ee, bizde bilgimiz artsın. Hadi hoşça kalın.